Arkadaşlar şimdi de heyelan konusuna bir göz atalım. Heyelan deyince aklımıza ilk gelecek şeylerden bir tanesi toprağın eğim doğrultusuna yer değiştirmesi. Hemen buradan aklımıza gelecek ilk şey de eğim olmalı. Eğimin yanına bir de yağış koyarsak heyelanın şiddeti ve riski ne yapacaktır ortamda artacaktır. Şimdi heyelan toprağın yer değiştirmesi buna bağlı olarak az önce belirttiğimiz gibi eğim çok önemli, yağış çok önemli, yer çekimi yine önemli tabakaların uzanışı ve yine tabakaların yapısı Heyelan artmasında önemli detaylardan biri. Peki, burada ilk düşüneceğim şey nedir? Heylanda eğim ve yağış fazlaysa bölgede genellikle heyelan riskinin de arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bununla ilgili önemli bir detay uyarımız var. Hemen heyelan ve Can mal kaybı bibille paralel olabilmektedir. Yani heyelan deyince aklıma can ve mal kayıpları gelecek arkadaşlar. Erozyonda can ve mal kaybı yerine daha çok çiftçinin zarar görmesi söz konusuyken heyelanda can ve mal kaybı direkt etki edebilmektedir. Bunu da unutmayalım. Arkadaşlar topraklarda önemli olan bilgimiz mekanik ya da kimyasal çözülme olup olmadığıdır. Mekanik de ya da diğer adıyla fiziksel de aklımıza gelecekler ya da kimyasal de aklımıza gelecekler. Şöyle bir detaylandırılmak istenirse karşımıza acaba neler çıkar? Fiziksel ya da mekanik çözülme biz diğer adıyla kayaların çatlayarak ufanarak kum haline gelmesine biz ne diyoruz arkadaşlar? Fiziksel ya da mekanik çözülme. Fiziksel çözülmede nem az olmalı, sıcaklık farkı oldukça fazla olmalı, bitki örtüsü yine cılız olmalı, toprak yapısı kuru olmalı, çöl ve karasal alanlarda da etkisi geniş olmalı mekanik çözülmenin bunu da unutmayalım. Hemen kimyasal çözülme deyince aklımıza ilk gelecek şeyler nelerdir? Kimyasal çözülmede Nem ve yağış oldukça fazla. Sıcaklık farkı oldukça az yani birbirine yakın. Bitki örtüsü oldukça güç. Ekvatoral ve ılıman okyanus iklimlerinde de oldukça etkilidir. Kimyasal çözülme. Demek ki ikisi birbirinden farklı çözülme türleridir. Fiziksel ya da mekanik çözülmede nem azlığı, kimyasal çözülmede ise nem fazlalığı ve buna bağlı olarak da sıcaklık farkının azlığı karşımıza çıkacak. Peki bununla ilgili yine önemli bir uyarımız var. Kimyasal çözünme ülkemizde en fazla Karadeniz ikliminde görülür. Sebeplerini az önce de tartışmıştık. Karadeniz oldukça nemli, oldukça yağışa sahip bir bölge. O zaman burada kimyasal çözünmeyi rahatlıkla görebiliriz. İç Anadolu ise karasal bir iklim, nemden uzak, denizden uzak bir alan. O nedenle burada kimyasal çözünme daha az iken mekanik ya da fiziksel çözünme çok daha fazladır. Toprak oluşumu. Toprak oluşumunda iklim etkilidir, anakaya etkilidir, zaman oldukça etkilidir, bitki örtüsü ve canlılar da yine toprağın oluşumunda oldukça etkilidir arkadaşlar.